Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere kanımızdaki rakamlardan bahsetmek istiyorum. Ne demek kanımızdaki rakamlar? Bir tahlil yaptırdığımızda gerek kanımızda gerek idrarımızda veya o tahlil kağıdında görmemiz gereken optimal değerlerden bahsetmek istiyorum. Optimal ne demek aslında onu da açmak lazım. Şimdi kan tahlilinde her değerin bir alt sınırı ve üst sınırı bulunuyor. Yani normal aralık dediğimiz bir aralık var ve bu aralık çoğu zaman çok geniş olabiliyor. Örneğin B12 değerine bakacak olursak 200 ile 1000 arası değerler normal değerler. Peki burada örneğin 210 olan bir insanla 800 olan bir insanın vücudundaki her şey işleyiş aynı mı? Tabii ki de değil. Bu nedenle biz optimal değerlerden bahsediyoruz. Yani vücudumuzdaki reaksiyonların düzgün bir şekilde gerçekleşebilmesi için gereken optimum değerler anlamında optimal değerlerden bahsediyoruz. Bugün de sizlere bu optimal değerleri anlatmaya çalışacağım. Bahsedeceğimiz değerlerin ilki vitamin D düzeyi. Vitamin D düzeyi daha önce D vitamini hakkında her şey videosunu anlattığım gibi 20 nanogram bölü mililitre ile 100 arasındaki değerleri biz normal olarak sayıyoruz. Ancak özellikle pandemiden sonra D vitaminini 50 ve üzerinde tutanlar yani daha yüksek derecede tutanların hastalıklara daha az yakalandığı, bağışıklıklarının daha güçlü olduğu ve vücudundaki inflamasyonun da daha az olduğu birçok çalışmayla gösterildi. Zaten biz de uzun yıllardır D vitamini hep 50 ve üzerinde tutmayı amaçlıyorduk. D vitamini hakkında her şey videosunda da D vitamini hem nasıl yükseltilir hem de yükselttikten sonra bir daha düşmemesi için nelere dikkat etmek gerekiyor bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yani sizin D vitaminini yükseltmeniz önemli değil. Evet yükseltebilirsiniz. Önemli olan onu o yüksek seviyelerde işte 50 60 civarında koruyabilmek bunun için de idame olarak D vitamini kullanmanız gerekiyor yani D vitamininin optimal değerleri olarak biz 20 ile 100 arasında her ne kadar normal olsa da 50 ve üzerinde tutmayı amaçlıyoruz bir diğer bahsedeceğim değer ise B12 düzeyi. B12 değeri de her ne kadar 200 ile 1000 pikogram bölü mililitre değerleri arasında normal kabul edilse de optimal sağlık faydaları ortaya çıkabilmesi adına 600 civarında tutmayı amaçlıyoruz. Ve 1000 değerinin üzerinde de çok çıkmamak lazım. Dolayısıyla güvenli sular olan 600 civarında B12 düzeyinizi tutmak B12'den elde edilecek sağlık faydalarının ortaya çıkabilmesi adına daha önce metilasyon videomda da detaylı bir şekilde anlatmıştım. Metilasyon çarkı Doğru çalışması için, homosistein seviyenizin düşük olması için, hafıza, bellek ve beyin fonksiyonlarının ortaya çıkabilmesi için ve B12'nin yine enerji verici etkisinin ortaya çıkabilmesi için optimal değer olarak B12 vitamininde de 600 değerini söyleyebiliriz. Bir diğer bahsetmek istediğim değerimiz ise B9 vitamini yani folik asit B12'nin kuzeni diyebiliriz. Vücutta birçok yerde birlikte çalışıyorlar. Folik asit de özellikle yeşilliklerde zengin olarak bulunan bir vitamin. Ancak günümüzde toplumumuzda yine yaygın bir şekilde eksikliğini görmekteyiz. Birçok kişinin folik asit düzeyi 4-5 civarında dolansa da biz folik asit düzeyinde 17-20 nanogram bölü mililitre civarında tutmayı hedefliyoruz. Optimal değer olarak da 17-20 değerlerini folik asitte de söyleyebiliriz. Bir diğer diğer bahsetmek istediğim vücudumuzun en önemli yapı taşlarından bir tanesi de demir. Özellikle kadınlarda biz demir eksikliğini oldukça yaygın görmekteyiz. Erkeklerde demir eksikliği çok sık olmamakla birlikte kadınlarda her ay meydana gelen menstrual siklus dolayısıyla sürekli kan kaybına bağlı olarak demir depoları çoğunlukla boş bir şekilde seyretmekte. Erkeklerde özellikle demir eksikliği varsa altta bir kan kaybına sebep olabilecek işte idrarda kanama olabilir, gaytada kanama olabilir. Bu gibi altta yatan problemler araştırılması lazım. Lazım. Ancak kadınlarda demir eksikliği görmek oldukça doğal. Yerine konulmadığı sürece demir depoları boşalmaya mahkum. Burada da demiri biz birçok parametreyle değerlendirebiliyoruz. Özellikle serum demiri, demir bağlama kapasitesi, eğer vücutta bir anemi geliştiyse... ...al içerisindeki hemoglobin değerine bakarak anemi gelişip gelişmediğini tespit edebiliriz. Ancak burada özellikle altını çizmek istediğim konu ferritin. Yani depo demiri gösteren değer ferritin. Çoğunlukla nasıl olsa serum demiri normal denilerek veya nasıl olsa anemi gelişmemiş, kansızlık gelişmemiş denilerek vücutta demirin normal olduğu düşünülüyor. Ancak burada bakmamız gereken bir diğer parametre de ferritin yani depo demiri gösteren değer. Bunun da özellikle en az 40 civarında olmasını öneriyorum. Çünkü demir vücudumuzda birçok reaksiyonda da görevli bir mineral. Örneğin tiroid fonksiyonları için, metabolizma hızı için demir birçok yerde kullanılıyor ve maalesef Türk halkında kadınlarımızın birçoğu da ferritin 4, 5, 10 civarında dolanıyor. Kronik yorgunluk, halsizlik, unutkanlık veya tiroid rahatsızlıkları gibi birçok problem vücutta demir deposunun boş olmasından kaynaklanabilir. Özellikle burada feritinin optimal değeri 40-50 mikrogram bölü litre değerinin altına özellikle çizmek istiyorum. Kanımızdaki bir diğer en önemli ise magnezyum değeri. Magnezyum vücudumuzdaki en önemli minerallerden bir tanesi. Ancak hatırlarsanız daha önceki magnezyum videolarımda şunu söylemiştim, serum magnezyum düzeyi hiçbir anlam ifade etmiyor demiştim. Çünkü vücudumuzdaki magnezyumun sadece binde üçü kanda bulunuyor. Kan, magnezyum düzeyinin normal olması vücutta magnezyumun normal olduğu anlamına gelmez. Normalde kan düzeyi 1.8 ile 2.2 arasındadır. Ancak toplumun %99'u zaten 1.8 ile 2.2 arasındadır. Zaten 1.8'in de altına düşerse bir insan acil servislik olur. Ve bilinç bulanıklığı, kalp sorunları gibi birçok problemle. Zaten ayakta duramaz ve hastaneye başvurmak zorunda kalır. Ancak yürüyen konu şu an bu videoyu şu an sizler gibi izleyebilen bir insanda zaten 1.8 ile 2.2 arasında olmak zorunda. Çünkü hatırlarsanız daha önceki videomda da anlatmıştım. Kaslar, kemikler ve yumuşak dokudan sürekli olarak seruma, magnezyum geçişi olur ve serum düzeyini vücut sürekli normal aralıkta tutar. Ancak burada tükenen hücre içerisindeki magnezyum olmakta. İşte kaslarda magnezyum azalıyor, kemiklerde magnezyum azalıyor ve bir süre sonra karşımıza kas ağrıları, kemik elmesi gibi birçok problemle magnezyum eksikliği karşımıza çıkabiliyor. Bu bu nedenle en azından serum magnezyum düzeyine göre daha güvenilir bir yöntem olan eritrosit içinde magnezyum baktırmak lazım. Devlet hastanelerimizde çok bakılan bir test değil. Özel laboratuvarlarda baktırılabilir eritrosit içi magnezyum düzeyine. Biz bunun da 4.8 ile 6.5 mg bölü desilitre arasında olmasını önermekteyiz optimal değer olarak. Kanımızdaki bir diğer bakmamız gereken rakam ise kalsiyum düzeyi. Aslında ben daha önceki videolarımda da izleyenler bilir kalsiyum takviyesi kullanmayı çok önermiyorum. Çünkü siz ...siz doğru bir şekilde D vitamini kullanıyorsanız... ...D vitamini ne yapıyordu? Besinlerdeki kalsiyumun emilmesini sağlıyordu. Doğru bir şekilde K2 vitamini kullanıyorsanız... ...K2 ne yapıyordu? D vitamini sayesinde emilen kalsiyumun kemiklere işlenmesini sağlıyordu. Ve kemiğin diğer en önemli yapı taşı magnezyum kullanıyorsanız... ...zaten kemik sağlığı için en önemli 3 mikrobesini alıyorsunuz demektir. Dolayısıyla besinlerden zaten kalsiyum çoğunlukla alabiliyoruz. Yani bir kuru kayısıda, kuru yemişlerde kalsiyum var... Biberde bile kalsiyum var. E zaten bildiğiniz süt ürünlerinde yoğurtta kalsiyum var. Yani sizin zaten bir kase yediğiniz yoğurttan da kalsiyum vücudunuza giriyor. Önemli olan o kalsiyumu emebiliyor musunuz? Ve kemiklere işleyebiliyor musunuz? Ancak bu çoğunlukla atlanıyor. Ve günümüzde yıllarca menopoza giren kadınlar efervesen kalsiyum takviyesi veya ilacı kullanıyorlar. Ancak bu kadının... D vitamini ne durumda, K2 vitamini ne durumda diye çoğunlukla ihmal ediyoruz ve bunlara dikkat etmiyoruz. Zaten K2 vitamininde de daha önceki videomda da anlatmıştım. Mikro enkapsüle olması da güvenilir bir K2 vitamini olması da çok önemli demiştim. Bu gibi detaylar çok önemli. İşte bu detaylara dikkat etmeyince ne oluyor? Veya doğru bir K2 vitamini kullanmadan yüksek doz izole D vitamini kullanıldığında ne oluyor? Vücutta kalsiyum birikiyor. Yani kemiklere işlenmeden hiçbir işe yaramayan kalsiyum seviyesi vücutta artıyor. Bu da karşımıza böbrek taşı, damar sertliği gibi problemlerle ortaya çıkıyor. İşte bu hiperkalsemi gelişmesi, işte vücutta kanda kalsiyumun seviyesinin artmasını da biz kandaki kalsiyum düzeyiyle görüyoruz. Kan kalsiyumu optimal olarak 9-10 mg bölü desilitre olması lazım. Ancak işte... Biraz önce anlattığım gibi doğru bir şekilde K2 kullanılmazsa yani vücutta kalsiyum görevini yapamazsa kemikler işlenemezse kafaya göre uzun süre kalsiyum ilacı veya takviyesi kullanılırsa veya sadece D vitamini K2'siz D vitamini kullanılırsa bu sefer hiperkalsemi gelişiyor. Yani bu 10 olması gereken değer 12, 13, 14 çok daha fazla olabiliyor. Bu da hem kardiyak problemlere sebep olabilir hem de biraz önce anlattığım gibi böbrek taşına ve damar sertliğine sebep olabilir. Yani kalsiyumun azı da fazlası da zarar önemli olan optimal seviyelerde tutabilmek ve onu kemiklere K2 sayesinde işleyebilmek değinmek istediğim özel bir değer ise homosistein. Daha önce metilasyon döngüsü videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Homosistein normalde metilasyon şartları doğru bir şekilde çalışırsa vücuttan temizlenebilen ancak B6, B9, B12 vitaminleri eksikse veya metilasyon şartlarınız doğru çalışmıyorsa vücuttan temizlenemeyen ve uzun vadede de kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörü olan değerdi. İnme, kalp krizi, osteoporoz gibi, Alzheimer gibi birçok problemin sebebinde homosistein yüksekliği yer almak Yine toplumda homosistein seviyesi birçok insanda yüksek. Fast food tarzı beslenme, hareketsiz yaşam, sigara tüketimi ve vitamin mineral eksiklikleri homosisteini maalesef vücutta yükseltiyor. Biz homosisteini de Amerikan Kalp Cemiyeti'nin önerisine binaen 8 ve altında tutmayı amaçlıyoruz. Bunun yolu da bir sağlıklı yaşamı benimsemek, vitamin mineral eksikliklerinden korunmak, hareket etmek ve sigara gibi oksidatif stres yaratan faktörlerden uzak durmakta yatıyor. Zaten bu konuda detaylı bilgiyi daha önce yayınladığım videoda da izleyebilirsiniz. Son olarak kanımızdaki rakam değil belki ama idrarımızdaki rakamdan bahsetmek istiyorum. İdrarımızdaki rakamların en önemlisi de iot değeri. Daha önce iot hakkında her şey videosunda iotu detaylı bir şekilde anlatmıştım ve vücudumuzda eksiklik olduğunu da idrar iot seviyesine bakarak anladığımızı söylemiştim idrar iot seviyesine de spot idrarda iot ve kreatinin oranına göre değerlendirmek lazım. Çünkü kreatinine göre iotu değerlendirmezsek bir gün önce yediğimiz yemekteki iot, yemeğe ektiğimiz tuzdaki iot bile idrardaki iot değerini değiştirebilir. Güvenilir olan yöntem idrar iot kreatinin oranıdır. Bu da yine özel laboratuvarlarda bakılabilmekte. Biz bunun da 100 ve üzerinde olmasını istiyoruz. 50'nin altında olması ciddi eksiklik anlamına geliyor. 50 ve 100 arasında olması yetersizlik anlamına geliyor. Biz idrar iot kreatinin oranının 100 ve üzerinde olmasını öneriyoruz. Yine toplumda biraz önce saydığım demir gibi folik asit B12 gibi iot düzeyleri de maalesef diplerde birçok insanın iot düzeyi 50 ve altında olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle en önemli rakamlardan bir tanesi de idrar iot değeri. Evet bugün kanımızdaki rakamlardan bahsetmeye çalıştım ve buradaki optimal değerlerden bahsetmeye çalıştım. Her normal aralıktaki değer maalesef kanımızda vücudumuzda işlerin yolunda gittiği anlamına gelmiyor. Bu değerler ne olmalı ve takviyelerle ilgili daha fazla merak ettiğiniz sorular varsa tarafımca kalem alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımı tüm DNR'lardan ve online satış noktalarından temin edebilirsiniz. Beni Instagram DL Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilir. Kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız Yeni videolardan ikisi haberdar olmuş olursunuz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.